Evet değerli izleyenler, ilk maçımızın sonuna geldik. Kubilay Tarhan güzel bir galibiyet aldı. Birazdan gecemizin ikinci maçıyla devam edeceğiz. Mehmet Ali Meriç ringde olacak. Rauf Karayzade karşısında ve Floating Fight Show hızıyla devam edecek. Tabii ki hatırlatalım, YouTube üzerinden Antifight kanalından canlı yayındayız. Kanala da abone olmanızı, videoyu beğenmenizi sizden rica ediyoruz. Bu sporun daha fazla yayılması için, bu organizasyonun, bu güzel organizasyonun tabii ki daha fazla insana ulaşması için. İkinci maçımız bahsettiğimiz gibi 77 kilogramda Mehmet Ali Meriç ve Rauf Karayzade arasında değerli izleyenler. Adanalı sporcu Mehmet Ali Meriç 21 yaşında. 15 maçta 10 galibiyetle buraya geliyor kendisi. Bakalım bugün Rauf Karayzade karşısında kendisinin performansı nasıl olacak? Keyifli bir maçla başladık. Aynı keyifte bir ikinci karşılaşmayla gecemize devam edeceğiz. Şimdi mikrofon Bengisu da sporcuları ringe davet edecek. Değerli spor severler, gecemiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Gecenin ikinci maçında mavi köşede ringe çıkacak olan isim Azerbaycanlı sporcu Rauf Karayzade geliyor. Köşede Adanalı sporcu Mehmet Ali Meriç. Azerbaycanlı sporcu 77 kilo ağırlığında, 25 yaşında, 1.85 boyunda, profesyonel kariyerinde 12 maç yaptı. 11'ini kazandı, bir tanesini kaybetti. 5 nakavtu var. Antrenörlüğünü Ehran Makidov yapıyor ve Hocalı Spor Kulübü sporcusu Rauf Karayzade. Ve rakibi kırmızı köşede Adanalı sporcu 77 kilo ağırlığında, 21 yaşında, 1.80 boyunda, profesyonel kariyerinde 15 maç yaptı. 10 tanesini kazandı, 5'ini kaybetti. 2 nakavtu var. Antrenörlüğünü Hakan Şahade yapıyor ve İbrahim Özdemir Şampiyon Start Fight Club sporcusu Mehmet Ali Meriç. Müsabakanın ring hakemi Hikmet Sağlam. Karşılaşmayı Ali Hikmet Sağlam yönetecek değerli izleyenler. Bir yanda Mehmet Ali Meriç. Karşısında Rauf Karayzade, bakalım neler olacak. Birazdan karşılaşmamız başlayacak. Beyaz ve siyah şortuyla Mehmet Ali Meriç. Altın rengi, bej rengi diyelim şortuyla Rauf Karayzade ringde. Evet, müsabakamızın hakemi Ali Hikmet Sağlam son talimatlarını verdi sporculara. Artık maçımızın başlaması için her şey hazır. Son kontroller tamam. Müsabakamız başladı. Bir yanda Mehmet Ali Meriç. Bir yanda Rauf Karayzade. Son dönemlerde oldukça aktif. Dövüşen, çok sık maça çıkan bir isim Mehmet Ali Meriç. Bolca izleme şansı buluyoruz kendisini. Hakan Şahade ve Ali İbrahim Özdemir'in sporcusu.
Şampiyon Star Spor Kulübü sporcusu karşı taraf Karayzade var. 12 maçın 11'ini kazanmış bir Azerbaycanlı isim. Yine sert bir maç bizleri bekliyor 77 kiloda. Mehmet Ali şimdi üstüne gitti rakibinin. Güzel bir dizi çıkarmayı başardı kombinasyonun devamında. Tekmeyi blokladı. Karşılığını kombinasyonuyla veriyor. Genelde tek yumruğa tek tekmeye giden bir sporcu değil. Kombinasyonlarıyla hem ilk hata geçtiğinde hem cevap verdiğinde yapabilen bir isim Mehmet Ali Meriç. Sağ direkt gösterdi şöyle. Karaca'ya güzel bir solla açtı kombinasyona. Rauf Karayzade kontrayı aradı. Mehmet Ali Meriç karın boşuna doğru yine şöyle bir sol uzattı. Rauf Karayzade güzel bir kontra sol. Mehmet Ali'den loft isabeti var. Zade'den bir sağ koşu denemesi Mehmet Ali Meriç dizi göndermeyi başardı. Tabii ki aslen Muaytay kökenli bir sporcu. Dizlerini çok etkili kullanabilen bir isim. Lortik aradı bir kez daha bir dakika isabetli. Mehmet Ali Meriç kombinasyona başladı. Karayzade kapandı. Boksuyla yine öne çıkmaya çalışıyor Mehmet Ali Meriç. Tekmeler geldi karşılık Mehmet Ali Meriç. Sol direkt sabit bulmayı başardı. Spinning arkasına gelmek istedi ki o şey kısıldı rakibini ama oyun orada kilitlendi. Vay! Ve hakem araya giriyor. Tekrar ringin ortasındayız. 10 saniye kaldı. Mehmet Ali Meriç'le boşluk bulabilir. Burada sağ kuruşa fena gelmedi. Gidecek mi rakibin üstüne gitmedi. Şimdi sol direği deniyor. İsabet yok. Az önce bir spinning backfist denedi. Bu dönen teknikleri seven bir isim. Mehmet Ali Meriç. Bakalım rakibine bir dönen yumrukla spinning backfist kavlayabilecek mi? Kaçtık sağ kontrası. Şimdi sol koşuyla sert geldi Rauf Karayzade. Belki kaçtık. Mehmet Ali Meriç tekmesini gönderdi. Bir kombinasyon. Ümrünü konuşmaya çalışıyorum. Ümrünü konuşmaya çalışıyor. Mehmet Ali Meriç. Peşine kaçtıklı dizler ve Halit Metallam araya girdi. İlk randı son saniyeleri içindeyiz. İsabeti var. Tekmeyi tutmaması lazım Azerbaycanlı sporcunun. Son saniyede Anto Mehmet Ali. Çok iyi bir sol isabeti bulmayı başardı gardın arasından. Rauf Karayzade'den bir sağ koşa var. Stop. Ve ilk roundun sonuna geldik. Sert geçen bir karşılaşma şu ana kadar. 77 kiloda Rauf Karayzade ve Mehmet Ali Meriç arasında. İkinci rounda doğru geçeceğiz değerli izleyenler. İlk rounddan görüntüler. Mücadele şu ana kadar oldukça sert ve oldukça keyifli bir şekilde ilerliyor. Bakalım ikinci roundda neler olacak. Fight! Pırıla ne hocam, pırıla. Fight! İkinci round için artık son hazırlıklar da tamamlanmak üzere değerli izleyenler. Galip Metallam işareti verdi. İkinci round'a başladık. Mehmet Ali Meriç tekmesi biraz bel altı geldi burada. Rauf Karayzade devam ediyor karşılaşmaya. Problem yok. Kazara gelen bir darbe zaten. İki tekme aynı anda çıkınca bazen böyle istenmedik şeyler olabiliyor. Tabii İstanbul Boğazı'nın ortasında değerli izleyenler. Bir anda geminin de hareket halinde olduğunu söyleyelim. Sporcular zaman zaman geminin hareketini hissediyorlar. Spinning back kick. İsabetli middle kick gayet iyi geldi Mehmet Ali Meriç. Bir de sol middle kick köşeye kıstırdı rakibini. Rauf Karayzade oradan çıkabilecek mi? Mehmet Ali Meriç buna izin vermeme çabasında çok iyi bir kombinasyon geldi. Karaciğer'de gayet iyi çalışıyor Mehmet Ali. Şu an yatırıyor. Middle kick geldi. Rauf Karayzade tekmeyi tutuyor. Kickbox kurallarında kahvede bunu yapmaması lazım. Ringin ortasında devam ediyor karşılaşmamız. Low kick'e blok almayı başardı ama darıyla, boksuyla, düz boksuyla etkili oluyor. Şu ana kadar Mehmet Ali Meriç
Karaysa da falan geçme çabasında. Tekmeyi gayet güzel boşaldı. Soluyla gitti rakibinin üstüne. Mehmet Ali Meriç. Tekmeler geldi karşılıklı. Mehmet Ali bir kez daha yumrukları konuşmaya başlayabilecek mi? Derayzade'nin middle kick'i. Aynı şekilde karşılık var. Ağacı'ya güzel bir sağ çıkardı. Mehmet Ali ardından soluyla çeneye doğru çıkma çabasındaydı. Şöyle bir sağ koşusu var Garayzade'nin ama ikinci round üstünlük şu ana kadar. Mehmet Ali Meriç'in dönerek gelmek istedi tekmesiyle. Denge ayağını yakaladı Rauf Garayzade. Maçlarla özellikle biraz havaya girince, biraz üstünlüğün de kendisinde olduğunu fark edince o dönen teknikleri biraz daha fazla deneyebiliyor Mehmet Ali Meriç. İkinci round'da da üstünlüğünün devam etmesiyle birlikte biraz daha spora, biraz daha dönmeye başladı. İsabet bulduğu sürece sıkıntı yok. Şöyle tekme middle kick'ine isabetli geldi. Boğdu ikinci round'da rakibini. Mehmet Ali. Sağ direkte başladı, kombinasyon high kick'le bitirdi. Middle kick bir kez daha. Sert tekme geldi ama sağ kroşeyle cevabı verdi Mehmet Ali Meriç. Köşesinde birazcık ayağa kaydı. Devam ediyor kaldığı yerden. Beş saniye kaldı ikinci roundun sonuna. Dönerek gelmek istedi. Spinning back fist kaçtı. Daha zaten hız var ama tek darbelerle gelebildi şu ana kadar ikinci roundda. Mehmet Ali roundun ilk saniyesinden son anına kadar. Çünkü şu ana kadar tempoyu force eden isim. Daha zaten güzel bir low kick var ama ikinci roundda üstünlük Mehmet Ali Meriç'te ve ikinci roundun sonuna geldik. Yine tempolu, yine keyifli bir İkinci round oldu değerli izleyenler. İşte ikinci round'dan yavaş gösterimde görüntülerde ekranlarımıza yansıyor. Akbolat. Şurayı silsinler. Şurası çok ıslandı. Pas pasçı nerede? Faydırt. Orayı silsin dışarı. Üçüncü round artık başlamak üzere değerli izleyenler. Rauf Garayzade, Mehmet Ali Meriç karşılaşmasında. Teşekkür, teşekkür. Yaptın mı? Böyledin işte. Üçüncü roundumuz başladı. Mehmet Ali tekmelerini fazla kullanma çabasına Garayzade iyi bir isabet buldu. Sağ kombinasyon denemesi var. Biraz da aktif olmaya çalışacak. Üçüncü round aktif olmak zorunda çünkü. Rauf Garayzade. Şu ana kadar maç çünkü Mehmet Ali Meriç'in üstünlüğüyle devam ediyor. Mehmet Ali bir kez daha pres yaptık. Köşeye doğru sıkıştırdı rakibini ama şimdi tekrar açıktayız. Ringin ortasındayız. Çok sert kırışıyor sporcular. Tekmeler isabetli geldi karşılıklı. Mehmet Ali bu sefer biraz daha yukarı doğru çıktı. İstediğini alamadı. Direktleriyle yaklaşmak istedi rakibine. Şimdi burada bir diz arıyor. Yok ya, karşılıklı o isabetli geldi. Sarkıcı denemesi. Bu yumruğun altından geçmeyi başardı Rauf Garayzade. Garayzade sırt iplerdeydi. Oradan bir sol sahile çıkmaya çalıştı ama Mehmet Ali genelde iyi kapandı bunlara karşı. Daha net isabetler. Lankart'ta Mehmet Ali. Rauf Garayzade bir sağ kontrası yalnız orada. Tehlikeli gelebilir. Mehmet Ali rakibin üstüne giderken açık vermemek konusunda dikkatli olmalı.
10 saniye var. Karşıya şöyle bir sağ uzattı Mehmet Ali. Ayki bloklandı Arnavut isabetli. Mehmet Ali hala çok hareketli, yalnız kondisyonu muazzam. Son dönemlerde çok fazla maçta yaptığını söyledik zaten kendisinin. Ya, üçüncü round sonları değilmiş gibi şu anda. Sabitleri buluyor. Rakibin dişliğini de uçurdu. Sadire ile birlikte. Halil İbrahim Özdemir işte ekranlarımızda. Talimatları veriyor Mehmet Ali Beriş'e. Ve karşılaşmamız kaldığı noktadan devam ediyor. Karayzade. Üstüne doğru gitti Mehmet Ali. Bir ayağı kaydı Mehmet Ali Beriş'e. Bu darbe alması anlamına da geldi. Şimdi kıtlara doğru geldik. Hocalar zaman olduğu gibi zemini silmek konusunda özellikle biraz daha dikkatli olmaları konusunda uyaralım. Rauf Karayzade'nin bir dizi var şimdi. Mehmet Ali Beriş kendini yerde buldu. Tutup çekmemesi lazım tabii ki K1 kuralları çerçevesinde. Son 20 saniyedeyiz artık. Karayzade bastırıyor. Sol isabeti bulmayı da başardı. Mehmet Ali sahile oradan çıktı. Sağ köşe. İsabetsiz bir daha devamını getirdi Mehmet Ali Beriş. Karayzade bastırıyor. Tekmeler karşılıklı. Mehmet Ali'nin dengesini bir an bozmayı başardı. Karayzade bir yumruk kombinasyonu geldi boksuyla. Bir uç yaptı. Karayzade şöyle bir dönmek istedi ama isabeti bulamadı ve müsabakamızın sonuna geldik. Çok iyi bir 3 round çıkardı Mehmet Ali Meriç. Sayın Hasan Aktoka'yı ringe davet ediyorum. Kondisyon açısından da kendisinin ne kadar iyi bir durumda olduğunu gördük. Bir 5 round olsa 5 round dövüşürdü herhalde. Aynı harika tempoyla. Üçüncü round'dan görüntüler ekranlarımızda. Adeta. İkinci round net Mehmet Ali'nin 1 ve 3 daha yakın roundlar. Tabii hakemlerimiz karar verecek karşılaşmanın galibinin kim olduğuna. Bakalım şimdi nasıl bir sonuç çıkacak. Mehmet Ali Meriç mi yoksa Rauf Karayzade mi bu maçtan galibiyetle ayrılacak? Evet, karşılaşmanın sonucu ringe ulaştı. Bakalım kim kazanmış. Bengisu Taş bizlere karşılaşmanın galibini anons edecek. Karşılaşmayı kazanan 3-0 sayıyla kazanan Kırmızı Köşe Mehmet Ali Meriç oluyor. Sarılın. Sarılın hocam. Sarılın. Mehmet Ali Meriç zafere ulaşıyor değerli izleyenler. Sayın Hasan Aktoka takdim ediyor. Kariyerin 11. profesyonel galibiyetini aldı. Ekranlarımızdaki Mehmet Ali Meriç Hakan Şahade de yanında. Bu harika müsabaka için kupasını teslim büyük alacak. Büyük bir alkış alabilir miyim bütün sporcularımız için? Sponsorlarına plaketlerini Sayın Öztürk Akbolat takdim edecek. Evet değerli izleyenler, gecemizin ikinci maçının da böylelikle sonuna geldik. Mehmet Ali Meriç güzel bir galibiyet almayı başardı. Şu anda ringde de zaten plaket takdimi gerçekleşiyor. Mehmet Ali Meriç de kupasını aldı. Son dönemde gerek Muay Thai'de gerek kickboksta çok fazla maç yaptı ve kazanmaya da devam ediyor. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi sıradaki maçımıza doğru geçeceğiz. Birazdan Funda Alkayış ringde olacak değerli izleyenler. Hasan Aktoka bu arada plaketini alıyor. Öztürk ve Fuat Akbolat'tan. Birazdan Funda Alkayış ve Foteyni Nanu karşı karşıya gelecekler. Floating Fight Show'da İstanbul Boğazı'nın ortasında WMC'de kemer için karşı karşıya gelmiş ve 5 round boyunca mücadele etmişti Funda ve Foteyni. Bakalım bugün İstanbul Boğazı'nda 3 roundluk bu karşılaşmayı kim kazanacak? Hakikaten gecenin en çok beklenen karşılaşmalarından bir tanesini birazdan izleyeceğiz. Çünkü 5 round boyunca o maçı izleyenler hatırlayacaktır. Hakikaten kıran kırana bir müsabaka izlemiştik. Çok keyifli bir 5 round izlemiştik. Şimdi bakalım bu sefer buradaki kickboks kurallarında 3 roundda üstünlük kime gidecek? Mehmet Ali Meriç maç sonrası hatıra fotoğrafını da çektirdi. Görüşlerini dinledik değerli izleyenler. Bir kez daha İtalya'dan başarıya dönen milli takım kafilemizi de tebrik ediyoruz. Gerçekten kickboks Türkiye'de iyi yerlere geliyor ve Türk milli takımı da dünyada kickboksta önemli başarılar elde ediyor. Bir kez daha emeği geçen herkesi buradan tebrik etmiş olalım.